Açıkçası ben çok baklavayı sevemiyorum. Her baklavayı gördüğümde anneler ve annelerin elinden yenilen baklava geliyor aklıma. Ve bu konuda biraz açıkçası içim buruk. İster istemez. Çünkü dün mesela işte sen de söyledin. Annelik çok farklı bir olay. Ve annesiz büyümek daha farklı bir olay. O yüzden birçoğumuz, hatta birçoğunuz anneleri hayatta olduğu için şanslı. Ben o duyguyu çok hissedemiyorum maalesef. Tabii ki de annem var, sağ olsun. O Taylan ayrı, annesi o de ayrı, annem ayrı. gibi. Kaç yıl oluyor anneni kaybedeli? 6. senesiydi. 4 Ocak'ta kaybettik annemi. Zor. Yani gerçekten zor. Çünkü annesiz kalmak çok farklı bir duygu. Evet, yani özellikle anne konusunda gerçekten çok hassasım ve böyle çocuklar bazen görüyorum annelerini kızıyorlar işte yapmayın ya. Yani gerçekten annelerin bir tane canı var ve onun ne zaman gideceği belli olmuyor. Bir de bayramlarda ekstra fazla özlüyorum çünkü anne ya yani sadece şu cümle bile anne. Yani bazen hatta ben telefonu hala silmedim bu arada telefonumda. 4 Ocak'ta yeni geçti. Ya benim için yeni geçti. Ve hep böyle sanki mesaj atacak. Neredesin kızım? İşte geliyor musun eve? O duyguyu gerçekten çok istiyorum. Yani bir de anneme anne ya arayıp durma beni demek o kadar zor ağır bir cümleymiş ki. Bunu yaş ilerledikçe insanlar daha iyi anlıyor. Yani gerçekten annelerimize lütfen güzel davransın. Bütün çocuklar. Yani ben kendimce annemle mesajlaşıyorum hatta. Çok Sen telefonun anneni silmedin. yok. Hatta bazen mesaj atıyorum. Delilik diyebilirsiniz ama gerçekten seni çok özledim yazdım mesela. Seni çok Seni çok özledim özledim yazdım yazdım mesela. mesela. Keşke Cevap duyabilse. verse, Keşke duyabilse. dünyanın öbür ucunda olsun. Gerçekten öyle. Dünyanın öbür ucunda olsun ama iyiyim kızım desin. Yani kızım ben iyiyim diyebilsin. Peki senin hiç pişmanlığın var mı? Sen anneni üzdün mü? İyi bir çocuk oldun mu ona? Şöyle, aslında bir yerde üzdüm onu. Ben sporcu olduğum için sürekli kamplardaydım ve biz her kampa giderken annemle kavga ederdik. Gitme, hep beni yalnız bırakıyorsun. Neden böyle yapıyorsun? İşte hep arkadaşlarımla alışverişe. Birazcık da gençlik kanı denilen olay belki de. Ama ben annemle o alışverişe keşke gitseymişim. Keşke hani evet kamplar milli takım kampı tabii ki de gideceksin ama keşke bir kampımın da yarıda kesip annemle zaman geçirebilseydim. En büyük pişmanlığın annenle daha fazla zaman geçirememiş olman. Yani yine ne öğreniyoruz bundan? Sevdiklerimizle daha fazla zaman geçireceğiz, değil mi? Kesinlikle.